nesi var? Enderin nesi var? Enderin nesi var? Enderin nesi var? Merhaba ben Ender. Issız bir tatile düştüm. Hayatta inanmazsınız cüceleri kaçırdım. Şaka diye başlar. Kontrolden çıkar. Bütün kasaba haykırır. Enderin nesi var? Herkese şaka yapar. Enderin nesi var? Enderin nesi var? Herkese şaka yapar. Tatil ve cüceler. Yarın okul tatili oluyor, yani bir son dakika şakası yapmak için çok az zamanım kaldı. Ve böylece Washington Delaware'ı geçti ve düşmanlarını büyük bir partide hazırlıksız yakaladı. Düşman sadece şaşırmamış, çok da öfkelenmişti. Ama bu olay sayesinde ülkemizin kurtulmasının gururunu yaşadık. 12B evresini başlat. ...12B evresi başladı. Hava kontrol kilitlendi. Tükrüyü gönder. Kazandığımız bu zaferi kutlamak için pek çok nedenimiz var. Gariptir ki günümüzde başkanların doğum günleri tek günlük indirimlere bahane oluyor. Yine de bu şekilde bile bir anlamda bağımsızlığımızı kutlamış oluyoruz. Bu hafta sonu cefakar güneyin kıyılarında keyif yaparken... ...özgürlüğümüzü ve bu tatil günlerini bize sağlamak için savaşan büyük insanları sakın unutmayın. Tam isabet. Hadi koşun. Hadi gidelim, hadi zil çaldı. Evet, çok iyiydi. Ve kuru sıkı denemelerdeki gibi teknik problem de çıkmadı. Bu tükürük topları boynuna yapışıyor. Galiba ne kadar tükürmem gerektiğini sonunda anladım. Herkesin hayalleri vardır. Hadi zaman kaybetmeyelim, sıradaki şaka. Tatil. Hey çocuklar, ailem bana Cefakar Güney Plajı'nda bir kulübe kiraladı. Cefakar Güney Plajı'nda ailenle geçireceğin tatile beni de davet ettiğin için teşekkür ederim. Önemli değil, beni kurtaracaksın. Düşünsene ailemle bir hafta yalnız kalmak, sağ ol almayayım. Etrafta sinir bozucu kardeşim olmadan bir hafta kafa dinleyebileceğim için çok heyecanlıyım. Faka bastın. Merhaba. Ailemle tatilde nereye gittiğimizi merak eden var mı? Neyse, biz dünyanın en büyük kum yengecini görmek üzere Cefakar Güney Plajı'na gidiyoruz. Muhteşem yengeci. Onu daha önce de görmüştüm ama bu kez yeni makinemi götürüyorum. Ailenin tatili sizinle birlikte geçirmem için beni davet ettiğine inanamıyorum. Ben de daveti kabul ettiğine. Hızlı düşün küçük Larkin. İyi bir hamle değil. Teşekkür ederim şaşkın. Hey Bubba, yakala. Yağlı topla, iyi şanslar dilerim Bubba. Tatil. Bomboş, koskoca bir hafta. Hey, Danny, gitmeden önce son bir şaka daha yapalım mı? Ne dersin? Yapalım. Peki ne yapacağız? Bir düşüneyim. Kalkacak olan trenlerimiz sırayla boyun ağrısı, kaşıntı ve sinir bozma duraklarına hareket edecektir. Buldum. Hadi araba servisindeki kıza sataşalım. Az pişmiş yağlı yemek bekle, biz geliyoruz. Cefakar Burger'e hoş geldiniz. Yeni dondurmalı sütümüz. Seve seve. Ayrıca bir de orta boy menü ve büyük bir şey istiyorum lütfen. Dondurmalı süt ve diyet ne? Hayır, dondurmalı süt değil. Kızarmış patates ve bir de sıcak sosisli iptal. İçinde ekstra. Ne iptal oldu? Ekstra ne? Siz en iyisi hepsini büyük boy yapın. Ekstra ne? Neyi büyük boy yapayım? Bence işi tamamdır. Alo, alo. Ne istemiştiniz? Tekrarlayabilir misiniz acaba? Faka bastın. Motor pervanesi. Burada. Doğum aleti. Aldım. Çapak, kürek, tırpan. Aldım, aldım ve aldım. Bizim müthiş bir tatil beklediği kesin. Ya kömür? Aldım. Evet, şaka yapmaya verdiğimiz son arayı hatırlamıyorum bile.
Ben de. Tatil de olsa şakaya ara verebileceğimi zannetmiyorum. Ama etrafta kimse olmayacak ki. Ne rahatsız edilecek ne de bizi rahatsız edecek biri olmayacak. Belki tatil bir işe yarar ve dinleniriz ha, ne dersin? Evet, belki de haklısındır. Hiç baskı olmadan keyfimize bakabiliriz, ne dersin? Gübre aldın mı? Bol bol aldım. Kilolarca gübre. Çapalarız, kazarız biz, tohumları ekeriz biz. Hey çocuklar, eğlenceye katılmaz mısınız? Bir çapa kapın. Hayır ben burada iyiyim. Müthiş bir tatil değil mi? Hafta yeni başladı. Bir daha annemle babamın bahçeyi yeniden düzenlemesine eşlik ederek tatilimi ziyan etmeyeceğim. Belki de heyecanlı bir şeyler olur ha? Bu anlık umuda nereden kapıldım hiç bilmiyorum. Ha bak tatlım, geniş ayaklı, kırmızı karınlı, kocaman bir ağaç kakan. Seramik kuş oyununa kandığına inanamıyorum. Çok güzel ve çok sakin. Tuhaf, kırmızı karınlı ağaç kakanlar bu mevsimde güneye göç etmiyor muydu? İnsanların çoğu gibi, tabii biz hariç. İyi misin oğlum, sesin sıkıntılı geliyor. Hayatınızı karıştıran stresle baş etme yolları adında harika bir kitap okuyorum. Kitapta kendi iç sesimize kulak vererek rahatlamamız öneriliyor. Böyle büyük laflar etmene bayılıyorum doğrusu. Bunlar büyük laflar değil ki. Burası çok sıcak oldu. Biraz limonata içmek istiyorum. Çok sıcak. Bir bardak nefis buz gibi limonata harika olurdu. Andy, buzdolabından taze limonata getirir misin? Danny, sen de limonata içer misin? Evet. Şimdi de garson mu oldum? Buradan hemen gitmeliyim. Annemle babam flört edince işler karışıyor. Tatile çıkalı birkaç saat oldu ama şu ana kadar tek düşünebildiğim... Şakalarına ve oyunlarına bir haftalığına ara mı verdin Andy, ha? Hey, bana yardım etmek ister misin? Bahçede zaman çabuk geçer. Bizim de işimiz kolaylaşmış olur. Hayır, bu gerçekten uzun bir tatil olacak. Hayır, sağ ol. Ben biraz yürüyüşe çıkacağım. Andy, limonatalarımıza ne oldu? Çabuk dön ki gübreleme işine yetiş. Arka bahçeyi kazmak ister misin Deli? Biraz yorucu ama en azından hava sıcak ve rutubetli. Plaja gider. Andy, Larkin, neşeler. Tatildeyiz. Merhaba Lori. Cefakar Güney Plajı'nda görüşürüz. Biz oradayız. Ama ben gitmiyorum. Ben burada kalıyorum. Tatilde burada mı kalacaksın? Ne zavallı bir durum. Hay aksi, herkes şehir dışına çıkıyor. Şaka yapacak kimse kalmadı. Ne yapacağım ben şimdi? Merhaba Başkan Roth. Merhaba Andy. Yoksa yapacak başka bir yaramazlık mı arıyorsun? Hayır ben... Baksana, şehrimizin gururunu cilalamaya ne dersin Andy? Böylece hafta sonu bir işe yaramış olur ha? Ama şehirde kimse yok ki. Nasılsa kimse görmeyecek. Ama otobandan bakınca görülüyor değil mi? Yakında insanlar onu görüp etkilenecek ve hayran kalacaklar. Bu cüceye bayılıyorum. Cüceler. Beni iyi dinle. Zaman değişiyor. Her tatilde çevre bölgelerden insanlar büyük kum yengecini görmek için cefakar Güney Plajı'na geliyor. Ama bu değişecek. Turizmin geleceği cücelerde. Sahi mi? Cüceler mi? Hiç aklıma... Ama getirsen iyi olur. O zamana dek ben cefakar Güney Plajı'nda olacağım. Yani siz de mi gidiyorsunuz? Tabii ki. Tatil zamanı. Aylar öncesinden rezervasyon yaptırdım. Gitmeliyim. Hoşça kal. Tabii. Görüşürüz. Bir kart seç bakalım. Bu ne acı ve garip bir durum. Dev bir cüceyle kağıt oynamaya çalışıyorum. Hey, nerelerdeydin? Kasabada biraz dolaştım. Bomboş kasabada. Tatildeyiz. Neşelen biraz.
Nasılsa yakında her şey normale dönecek. Hey çocuklar, bize yardım etmeye ne dersiniz? Tohum atıyoruz. Andy. Andy. Hey Andy. Ha? İyi misin? Evet evet. Geleceğimiz cüceler. Geleceğimiz cücelerde. Buldum. Buldum. Bu haftayı nasıl geçireceğimizi buldum. Harika bir planım var. Andy. Andy. Nereye gidiyorsun? Ne düşünüyorsun? İyi ki bunları tekrar boyamam gerekmiyor. Gerekmez çünkü mükemmel oldular. Çitin arkasında hayatımızın amacı yatıyor. Ya da beni tatilde delirmekten kurtaracak olan şey diyebiliriz buna. Bu çitin arkasında bir avuç bahçe cücesi yatıyor. Mükemmel kurbanlar. Bahçe cüceleri mi? Bak, Craig ve futbol takımı oyuncuları küçük kuklalarla antrenman yapıyor değil mi? Evet öyle. İşte bu cüceler de benim kuklalarım. Sen onların kuklası olmayasın Andy. Çok komik. İçeri gidip bir tanesini birkaç günlüğüne ödünç almanın bir yolunu bulmam gerekiyor. Vay canına, nasıl girdin oraya? Kilidi mi açtın? Gizli bir geçit mi var? Daha karmaşık bir şey yaptım. Etrafında dolaştım. Sadece üç yanı çitle çevrilmiş. Bunu biliyordum. Cefakar Burger'e hoş geldiniz. Ben Sandy. Siparişinizi alabilir miyim? Bütün cüceler şüpheli görünümlü şakacıya karşı dikkatli olun lütfen. Evet, birinci evre tamamlandı. Kasabamı geri aldım. Haftanın geri kalanını çalışarak, oyunlar ve şakalara yaparak geçireceğim. Cüceler neye uğradıklarını şaşıracak. Sana ne oldu? Hiçbir fikrimiz yok ama çok korkunçtu, çok korkunçtu. Neye uğradıklarını anlamayacaklar Andy. Onlar cüce. Ve başları belada. Hadi yapacak çok işimiz var. Bu harika olacak. Otur. Hadi otur. İyi mücadele ettin cüce. Ama artık pes etmenin zamanı geldi. Ateş kes. Ama ben kendi antrenman cücelerim tarafından yenildim. Ne acı. Galiba sonum geldi. İşim bitti. Artık emekli olup yeni bir kişiliğe bürünmeliyim. Belki de inek olurum, ne bileyim. Nefret ediyorum. Kendi kendine oynamak çok sıkıcı. Başka bir şey. Belki trafik polisi olabilir. Eğlenceli değil, tarzı yok. Ve de gerekli değil. Galiba profesyonel bir hayvan terbiyecisi olabilirim. Şaplak, yakala. Cüceler beni aşağıladı. Köpeğim terk etti. Aklımı kaçırıyorum.
Markette krema yerine tıraş losyonu koyduğum günlere elveda. Cadı maskeleri takıp oyun tankına saklandığım cefakar burgere de elveda. Masaj yağlarına saç dökücü krem karıştırdığım güzellik salonuna da elveda. Tıraş losyonu yerine tatlı ekşi krema koyduğum berbere de elveda. Şaka sanatkarı Andy'ye de elveda. Tatile ihtiyacım var. Kendimden kaçmalıyım. Kendinizi unutun kulübüne hoş geldiniz. Burada su kayağı yapabilir, ata binebilir, seksek oynayabilir ya da ben kimim gönlünün kıyısında güneşlenebilirsiniz. Yaptığım her şey boşa mı gitti? Bu şakalara neden bu kadar kafa patlattım? Ne haber Andy? Cücelerle işin bitti mi? Evet. Şakalarla da işim bitti. Oyunlarla ve her şey. Şaka yapıyorsun öyle değil mi? Hayır bitti. Artık sona geldim. Her şey bitti artık. Evet. Galiba yapılacak tek şey herkes dönmeden önce şehri temizlemek olacak. Yardım etmek ister misin? Yine mi sen? Umarım tatmin olmuşsundur. Andy, iri kıyım bir cüceyle konuşuyorsun. Biliyorum, biliyorum. Hepsi sadece zaman kaybı. Bu tatil beni tuş etti. Olamaz. Herkes döndü. Henüz bahçe cücelerinin hepsini toplayamadık. En iyisi beni kimse görmeden döneyim. Bu da ne? Tatlım, gel de şuna bir bak. Hey, bu şaşkın cüceyi berber dükkanına kim koydu? Bu cüceler çok neşeli. Hey, bu bahçe cücesini yatağıma kim koydu? Oh, hadi, çabuk, çabuk. Evet. Hey, ne oluyor? Çabuk dedim. Çabuk, çabuk dedim. Artık gitsen iyi olur. Yoksa seni göndermek zorunda kalacağız. Bunlar boyanmış şaşkın cüceler. Yoksa korktun mu? Şaşkın. Hadi gidelim buradan. Tüylerim diken diken oldu. Evet efendim, tabii efendim. Baba, bana şuradan bir... hey baba, ben büyük bir cefakar burger istiyorum, baba! Bir saniye, Martin. Evet efendim, tabii efendim. Hayır, hayır efendim, peki efendim. Affedersiniz efendim. Bu olayı duymuştum ama hiç görmemiştim. Bahçe cücelerinin istilası 486'dan bile daha kötü. 486 yaya trafik ihlalidir. Evet. Ben cüceleri ikna etmeyi deneyeceğim. Otur şuraya. Andy, bu cüceler cidden çok komik. Her yerde canları ne isterse yapıyorlar. Senin işin mi? Çok iyi ahbap. Sizinle takılmak cidden çok eğlenceli çocuklar. Ama görev çağırdığında gitmeliyim. Cücelerle konuşmaya bayıldım. Şaka yeteneğimi kaybettim sandım. Tatil beni bitirdi sandım. Ama aksine ben bir dahiyim Danny. Şey, tam olarak dahi sayılmaz Andy. Şu anda bunun bir önemi yok. Önemli olan cücelerin buraya gelmesi. Yine başardım. Andy Larkin hala yetenekli. Hesap lütfen. Cefakar Güney'de bütün hafta yağmur yağdı. İnanamıyorum. Hey, çektiğim yengeç fotoğraflarını görmek isteyen var mı? Bir sürü poz çektim. Merhaba Andy. Hey, o bana lazım. Daha bulmacayı çözmedim. Danny dostum, sonunda kendimi bile aştım. Cüceli tatil günleri. Suçu üstlenmediğime üzülüyorum. Ne? Sen ne diyorsun? Birkaç gün için aklını kaçırmış olabilirsin ama cüce şakam müthiş bir başarıydı.
Pekala, beni ikna ettin. Benim biricik dans partnerim. Aa, seni duydum hayatım. Ha, bu bir klasik. İşte güzel ve gururlu bir çift. Daha sıkıcı olabilirler mi acaba? Hayır. İlginç bir şey olursa beni uyandır. Ha, bu fotoğraf da nereden çıktı?